devam edeceğiz bugün. Tamam mıdır? Şimdi arkadaşlar, eşsiz üreme basit, rahat bir kısım, tamam mıdır? Ondan sonra kalıtım diyeceğiz. Bakın, eşsiz üremenin temeli mitoz bölünme. Peki mitoz bölünmede çeşitlilik oluşuyor muydu? Hayır. Hayır. Peki neden oluşmadı çeşitlilik? Sebebi neydi? Çeşitliliğin neyi bir daha sorabilir misiniz? Çeşitlilik oluşmama sebebi. Şey, ana hücreyle aynı hücreler oluşuyordu. Tamam işte, neden? Kardeş kromatit falan olmuyor. Çünkü arada birinden duyduğun kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor. Olmayanları değil, olan şeyleri söyleyin. Mesela crossing over yok. Zaten yok zaten. O zaman bunun sebebi bu değil. Tamam mıdır? Bana burada gerçekleşip de kalıtsal çeşitliğe neden olmayan şeyler söylemeniz lazım. Orada da cevap ne? Kardeş kromatitler ayrılıyor. Peki kardeş kromatitler nasıl kromatitlerdi? Homolog. Homolog kromatit diye bir şey Birbirinin yok. aynı. Homolog kromozom var. Kardeş kromatitler birebir birbirinin genetik Aynı. kopyası mıydı? Evet. Biri büyük A ise öbürü de büyük A, biri büyük B ise öbürü de mi büyük B'ydi? Evet. Doğru mu? Mesela örnek. Büyük A, B ise yanındaki de büyük A, B ya. O zaman bunlar, bu iki kromatit kardeş kromatit mi? Evet. Peki sen bunları birbirinden ayırıyorsan her kutba kardeş payı mı yapıyorsun? Hı. Bu yüzden mitozda çeşitlilik oluşmuyor. Tamam mıdır? O zaman mitozda çeşitlilik olmaz. Çeşitlilik olmaz. Peki neden çeşitlilik olmuyormuş? Çünkü kardeş kromatitler ayrılıyor. Güzel. Net cümle, net cevap. Tamam mıdır? Çünkü crossing over yok. Çünkü yok zaten işte. Onlar değil. Olan bir şey lazım. Çünkü kardeş kromatitler ayrılıyor. Şimdi eşsiz üremenin temeli mitozsa, mitozda çeşitlilik olmuyorsa, demek ki eşsiz üreme sonucu oluşan ana canlı, eşsiz üreme sonucunda oluşan yavru canlı ve ana canlı genetik olarak kopya mı? Evet. Evet. Birbirinin genetik kopyası. Çünkü eşsiz üremede ne olmuyormuş? Çeşitlilik olmuyormuş. Anlaştık mı? Tamam. Peki eşsiz üremenin avantajları var mı? Var tabii. Mesela kısa sürüyor. Bu bir avantaj. Böylelikle popülasyonlardaki bireyler hızlı hızlı üreyerek popülasyonun devamlılığını sağlar. Bu bir avantaj. Kısa sürer. Peki eşe gerek olmaması da bir avantaj. Çünkü tür içindeki bireyler eş seçimi için rekabetler yapacaktı. Doğru mudur? Bunu yapmayacaklar. Bir de benim iyi bir özelliğim varsa yavruya kesinlikle %100 geçecek. İyi özellikler korunur. Evet, bunlar eşsiz üremenin avantajları. Peki dezavantajı? Bakın, iyi özellikler korunuyordu, değil mi? Yavruya geçiyordu. Ama kötü özelliğim de yavruya geçecek. O zaman kötü özellik aktarılır. Bu bir dezavantaj. Kötü özellikler aktarılır. En büyük dezavantajı. Hepimiz değişen çevre şartlarında yaşıyoruz. Dolayısıyla bu çevre şartlarına ayak uydurmamızda yeni özellikler kazanmamız da oluyor popülasyonda. Bireyler yeni özellikler kazandıkça bireyler değişen çevre şartlarına ayak uydurabiliyor ve böylelikle ne yapıyor? Popülasyon devamlılığını sürdürebiliyor. Şimdi burada yeni özellik kazanamadığı için canlı
Çünkü eşeğe süremede çeşitlilik yoktu. Bu yüzden değişen ortam şartlarına popülasyon ayak uyduramaz ve doğal seleksiyonla elenme riski artar. O zaman şöyle diyorum, popülasyon yeni özellik kazanamaz. Değişen şartlara uyum yeteneği azalır ve doğal seleksiyon ile elenebilir. Tamam mıdır? Bunlar da dezavantajları. O zaman eşeğsiz üremenin temeli mitoz. Dedik ki mitozda çeşitlilik oluşmuyor. Çünkü kardeş kromatitler ayrılıyor. O yüzden dedik mitoz bölünme sonucu oluşan ya da eşeğsiz üremeyle oluşan yavru canlı ile ana canlı birbirinin genetik kopyası dedik. Avantajları eşeğli üremeye göre kısa sürüyor. Eşe gerek yok. Bir de iyi özellikler korunuyor. Dezavantajı kötü özellikler de aktarılıyor. Bu da bir dezavantaj. Tamam, iyi korunuyor avantaj, kötü de aktarılıyor dezavantaj. Popülasyon bir de en büyük dezavantaj bu. Popülasyon yeni özellikler kazanamadığı için değişen çevre şartlarına ayak uyduramaz ve doğal seleksiyonla elenir. Buraya kadar anladık mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Bu değişen şeylere karşı adaptasyon oluşmuyor muydu? Evet işte oluşamıyor. Eşeğsiz de oluşamıyor. Adaptasyon neyden oluşuyormuş Erdem? Sonradan kazanılan değil miydi ama? Ha? Sonradan kazanılmıyor mu adaptasyon? Adaptasyon doğuştan gelir, kalıtsaldır. Aldı tamam cevap. Mıdır? Evet. Güzel. Peki. Ama yavaş yavaş o eksikler tamamlanacak. Yeter ki eksikleri düzelt ya da kafanda tut. Tamam mıdır? Anlaştık mı Erdem? En büyük yapacağınız iş bu. Sürekli bilginiz eksikse ya da yanlış bilginiz varsa bunları düzelttiğiniz gibi tutmanız gerekiyor. Anlaştık? Evet, biri daha bir şey söylüyordu. Hocam Erdem'in dediği galiba şeyler hakkında hani canlılar böyle değişiyor. Erdem'in dediği boş ver Elif. Sen şimdi Erdem'in dediğini boş ver. Sen kendi bilgin tamam mı? Tamam. Erdem'in dediğini ben şimdilik bu cümleyle hallettim. Tamam. Şimdi senin burada anlamadığın yer var mı? Yok hocam. Tamam. Çünkü Erdem'in dediğini açıklamaya kalkarsak 12. sınıftaki canlı ve çevre konusuna gireceğiz. Girmek istemiyorum. Tamam mıdır? Şimdi avantaj ve dezavantajı öğrendik. Gelelim eşeğsiz üreme çeşitlerine. Şimdi eşeğsiz üreme çeşitlerinden ilki bölünerek üreme. Şimdi arkadaşlar bu konuda şimdi bölünerek üremede canlı hücre bölünür falan diye tanımlar yapacağım ya. Ondan o tanımlardan daha önemli bir şeyi aklınızda tutmanız gerekiyor. Burada bu üremeleri anlatırken vereceğim örnek canlılar. Benim o anda kafama gelen dur bugün de bu örneği vereceğim dediğim canlılar değil. Bunlar size sorulacak canlılar. O yüzden bu canlıların isimlerini aklınızda şimdi tutmak zorundasınız. Tamam mıdır? Yani sorularda canlı üreme eşleştirmeleri soruyor. O yüzden o canlı isimleri bilinecek. Tamam? Şimdi ilk bölünerek üreme. Önce genel bir özelliğini yazalım. Bölünerek üreme. Anlatacağım tüm eşeğsiz üreme çeşitleri içinde en basit ve en hızlı olanı. En basit ve en hızlı olanıdır. Evet, şu cümle önemli. Sadece tek hücreli canlılarda görülür. Sadece tek hücreli canlılarda. O zaman bölünerek kimlerin ürediğini tek hücrelileri bildiğin anda bilmiş oluyorsun. Tamam mıdır? Sadece tek hücreli canlılarda görülür. Tamam. Yalnız şimdi
tek hücreli canlılardan bazıları prokaryot. Bu prokaryot canlılar kimlerdir? Prokaryot, 3 tane canlı söyle bana, 3 tane. Bakteri. Dünyada da başka prokaryot yok. Anki. Evet. Arke. Bir de arke, mavi yeşil alg, duyduklarımı yazıyorum. Mavi yeşil algin diğer adı Cyanobacteri. Evet, mavi yeşil alg, diğer adı Cyanobacteri. Bir de biri daha söyledi de onu ben arada kaçırdım galiba. Bakteri. Bakteri. Bunlar prokaryot tek hücreliler. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Bunlar bölünerek yürüyor ama şimdi prokaryot ve ökaryotlarda bölünmede fark var. Neden? Şimdi bunu bakteri üzerinden gidelim. Mesela bir bakteriyi düşünün. Şu. DNA'sı nasıldı bakterinin? Halkasal. Halkasal. Başka özellikleri? Sitoplazma içinde dağınık. Sitoplazmada. Başka DNA'nın yapısal özelliği. Halkasal olmasının dışında. Mesela kaç zincirli? İki. İki zincirli. Zincirler birbirine dolanmış mı? Yani evet. Helikal yapıya sahip mi? Sahip. Evet. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Bu üreyeceği zaman, bölünerek üreyeceği zaman bu bakteri DNA'sını eşleyecek. Sen peki bakterinin DNA'sını nasıl eşlediğini ayrıntılı biliyorsun. Tek bir noktadan iki zincir birbirinden ayrılmaya başlıyordu. O noktaların adı neydi? Hadi. O noktanın adı. Hadi. Orijini. Ne orijini? Replikasyon. Rekombinasyon orijini. Replikasyon orijini. Kız rekombinasyon öldürün. Evet. Replikasyon orijini. Oh. Tamam mı? Farklı geldi. Peki. Tamam. Rekombine derken çeşitlilik falan da yapabilir bu anlamında söyledim Elis. Hemen yanlış anlıyorsunuz evet. Yani. Değil mi? Evet hocam. Sen pizzanı yedin evet. Mi kuzu? Yemedim. Ondan yese ondan, olacaktı. Evet. Evet. Şimdi. Evet. O zaman bu tek bir noktadan, peki sağa mı ayrılacak, sola mı? İki taraftan mı? İki tarafa da. O yüzden kaç tane replikasyon çatalı oluştu? İki. Güzel. Ayrıldı. Karşılarına da yeni zincirler yapıldı. Bakteriler bakterideki DNA eşlendi. Eşlenen DNA'lar bir ipliği eski, bir ipliği yeni. Ve birbirinden ayrılmaya başladı. Tamam mıdır? O zaman bak şimdi. Bölünerek üremede. Bakteride ilk hangi olay oldu şimdi? Bu olayın adı ne? Ben anlamadım ne olduğunu hocam. DNA işlemi. DNA işlendi kuzum. Hayır olayı anlamadım. Yani duymadım tam. İnternet gitti. Ha tamam. Şimdi anladın mı soruyu? Anladım. Bu olayın adı Melis. DNA işlenmesi. Yani... Yani? Latince adı? Ha. Tabo oynuyoruz. Rekombinasyon. Kız Allah seni kahretmesin. Replikasyon, DNA eşlenmesi. Taktı tamam. Rekombinasyona. Hocam kızım, o neydi? Rekombinasyon DNA'daki gen dizilimi değişiyor. Bizde çeşitlilik yok diye sabahtan beri tamam. Bas bağırıyor. Gözünü seveyim. Neymiş bu olayın adı? Replikasyon. Aferin kuzuma. Tamam. Replikasyon ne demekmiş Melis? DNA işlenmesi. Güzel. Replikasyonu yaptı. Sonra. Baktık ne oluyor şimdi? Bakteride ne oluyor şimdi? Erdem bu olayın adı ne? Boğumlanma. Boğumlanma. Olayın adı? Yani hangi evre? Sitokines mi? Güzel. Sitoplazma boğumlanması. Sitokines. Tamam. Peki, bakteride elif hücre duvarı var mıydı? Yok, var. Vardı. Peptidoglikan yapı. Bak şimdi. Hücre duvarı var ama boğumlanıyor. Nasıl oluyor bu iş? Demek ki bunların hücre duvarı bitkilerdeki gibi sert değil, yumuşacık. Esnek. Tamam mıdır? Aynen, esnek. Ne gibi? Marshmallow gibi. Tamam mıdır? Yumuşacık, esnek. O yüzden boğumlanıyor.
O zaman şöyle diyorum. Bak buraya bir parantez açtım. Dedim ki hücre duvarı var ama duvar yumuşak. O yüzden boğumlanır. Tamam. Boğumlandı. İki tane yavru bakteri oluştu. Bakteriler birbirinin genetik kopyası mı? Dila? Evet hocam. Çünkü hangi üreme bu? Eşeysiz üreme. Eşeysiz. Doğru mudur? Dila şimdi o zaman bak bakterideki eşeysiz üreme bölünerek üremede replikasyon oldu, sitokinez oldu. Şimdi kromozom oluştu mu gördün mü? Görmedim. Yok. İpliği oluştu mu? Olmadı. Olmadı. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz evreleri görüyor musun? Yok onu da görmüyorum. Yok. O zaman bakterideki bölünme mitoz değil ki. Evet değil. Değil mi? Özel bir adı yok. En özel adı ikiye bölünme olabilir. Tamam mıdır? O zaman bak çok önemli bir bilgi. Çok önemli. Prokaryotlar bölünerek ürer mi? Evet. Ürer değil mi? Ürer. Peki o bölünme mitoz bölünme miymiş? Hayır. Hayır. Neymiş adı? Yokmuş yok. Adı yok. Özel bir adı yok. Tamam evet. Mıdır? O zaman şöyle diyorum. Prokaryotlarda bölünerek üremede mitoz olmaz. Bunların bölünmesinin özel adı yok. Tamam? Ama o zaman çok önemli bir şey öğrendik. Bunu mitoz bölünmede de yazmıştık biz. Prokaryotlarda mitoz bölünme olmaz diye. Hatırladınız mı? Tamam mıdır? O zaman şimdi bir bakteriden kaç bakteri oluştu? Şimal, bir bakteriden kaç bakteri oluştu? İki. İkiden kaç oluşacak? Dört. Dörtten kaç oluşacak? Sekiz mi oluyor? Sekiz. Her birinden iki iki oluşturuyorsun. Uh-huh. Bak şimdi iki üzeri en şeklinde mi artıyor şimal sayıları? Evet. O zaman bakteriler sayılarını geometrik olarak artırıyormuş bak. Sayılarını geometrik olarak artırır. Tamam mıdır? Peki olay çok mu basit? Olay çok mu basit? Evet. O zaman olay 20 dakika kadar sürüyor. Tamam. En hızlısı 20 dakika kadar yapıyor olayı. Tamam mıdır? Peki bu olay 20 dakika sürüyor ve sayıları geometrik olarak artıyor. O zaman bak. Şu cümleye bak. Bu kadar hızlı artmalarına rağmen sayıları sınırlı kalır. Şimdi bir hesaba göre, yıllar önce yapılan bir hesaba göre bu bakteri sayılarının ortalama bir değerinden yola çıkmışlar. Ve bu hesabı yaptıklarında şuna ulaşmışlar. Eğer bunların sayıları sınırlı kalmasaydı, eğer bakteriler kendi atıklarından zehirlenip ölmeselerdi, 48 saat içinde tüm dünya yüzeyi bakterilerle kaplı olurdu. Ama zehirlenip kendi atıklarından öldükleri için pratikte bu mümkün değil. Allah'tan. Tamam mıdır? O zaman bu kadar hızlı artmalarına rağmen sayıları sınırlı kalır. Çünkü kendi atıklarından zehirlenip ölürler. Şimdi size hani ta birinci ünitede son ürün inhibisyonu diye bir şey öğretmiştim. Hatırlıyor musunuz? Hani son ürün çok artınca gidip en baştaki enzimi durduruyordu. Reaksiyonları durduruyordu. İşte bu onun gibi. Adamın kendi son ürünü kendini yok ediyor. Tamam mıdır?
Anlaştık mı? O zaman bakterilerin üremesiyle ilgili, bölünerek üremesiyle ilgili her şeyi anladın mı? Var mı kafana takılan, anlaşılmayan bir yer? Ben söyleyelim. Yani bölünerek üremede mitoz olmaz, bölünmesinin özel adı yoku anlamadım. Şimdi prokaryotlarda bölünerek üreme oluyor mu kuzum? Oldu. Bak bölündü, üredi. Evet. Bir taneden iki tane bakteri oldu. Bu cepte, tamam mı? Bölünerek üreme oluyor muymuş bakterilerde? Evet. Oluyormuş. Peki o bölünerek üremedeki bölünme mitoz bölünme mi? Yani evet ama yani o elemanlar... Evet ama değil. Hayır. Mitoz değil. Neden? Bak mitozda iyi ipliği oluşuyor mu? Evet. Çekirdek bölünmesi gerçekleşiyor mu? Evet. Kromatin iplikler kromozomları oluşturuyor mu? Ya evet hocam oraları anladım. Bekle. Bakteride iyi ipliği var mı? Yok. Bakteride çekirdek var mı? Yok. Karyokinez olur mu? Yok, olmaz. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz evreleri var mı? Yok. Kromozom oluşuyor mu? Yok. Tek bir aşamada DNA eşleniyor ve sitokinez oluyor. Bu bir bölünme. Peki bu tanımladığımız mitoz bölünme mi? Hayır. Bu. Bölünmesinin özel adı yok. Yani bakteri bu şekilde bölündü, bölünerek üredi ya. Bak üremesinin adı var. Üremesinin adı bölünerek üreme. Peki o bölünerek üremedeki bölünmenin adı ne? Yok. Mitoz değil, tamam. Değil. Anlaştık tamam. mı? Kesin tamam. mi? Evet. Tamam. Başka sorusu olan? O zaman ökaryot tek hücrelilerim de var. Şimdi ökaryot tek hücreli 3 tane söylesen şimdilik yeter. Amip, öklena, paramecium. Şimdi bunlar da ökaryot mu? O zaman mitoz bölünme oluyor. Sıkıntı yok. Bölünerek üremede mitoz oluyor. Ama bunların da sitoplazma bölünme yönleri farklı. Şimdi amibe dikkat edelim. Öglena diyelim. Bir de paramecium diyelim. Şimdi dinle. Amibin arkadaşlar, öglena ve paramecium gibi özel bir şekli yoktur. Tamam mı? Zaten bu sayede ne yapabiliyor? Sitoplazmasını şeklini değiştirerek yalancı ayak bile oluşturabiliyor. Doğru mu? Çekirdeğini böldükten sonra, karyokinez olduktan sonra sitoplazma bölünmesi her yönden olabilir. Niye? Çünkü canlının eni boyu yok ki. Öyle en boy kavramı yok. Çünkü özel bir şekli yok. O zaman bunun sitokinezi şöyle yazayım hatta. Bu canlılarda sitokinez diyelim. Amipte her yönden öglenanın belirgin bir şekli var. Çiziyorum şeklini. Kalbe benziyor böyle. Kamçılı bir canlı. Tabii bir kamçı daha eşliyor bölüneceği zaman. Ve sitokinezini bak böyle yapıyor. Yani boyuna. Paramecium'un şekli de şöyle. Terliksi hayvan. Silli bir canlı. Bir sürü sili var. Her şeyini yaptıktan sonra sitokinezini nasıl yapıyor? Enine. O zaman amipte her yönden olabilir. Paramecium'da öglenada boyuna, paramecium'da enine. Bunları soracak. Bunların sitokinez yönleri farklı. Yoksa üremeleri normal ökaryot tek hücreli canlı mitoz. Anlaştık mı? Tamam mıdır? O zaman şu anda bölünerek üremede bütün tek hücrelilerin çeşitlerini gördük. Yani prokaryotlarda nasıl oluyor? Ökaryotlarda nasıl oluyor? Farkları neler? Anladık. Bölünerek üremede sıkıntı var mı? Peki.
İkinci üreme şeklim. İkinci eşeysiz üreme şeklim. Tomurcuklanma ile üreme. Şimdi tomurcuklanma ile üremeye bakalım. Ama ondan önce şöyle yapalım. Çeşitler karışmasın. Bakın şu çeşitlerin ana başlıklarının altını şöyle kalın çiziyorum. Tamam mıdır? Canlılarla, şekillerle karışmasın. Bunlar eşeysiz üreme ana başlıkları. Tomurcuklanarak üreme. Şimdi önce şunu söylüyorum. Ana canlının vücudundan bir tane hücrecik çıkıyor. Bu hücreciğin adı tomurcuk. Bu hücre mitoz bölünmeler geçirerek ana canlının aynısını, genetik kopyasını oluşturuyor. Biz buna tomurcuklanarak üreme diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Ana canlının vücudundan tomurcuk adı verilen çıkıntı oluşur. Çıkıntı. Yani hücre oluşur. Tamam? Bu hücre mitoz ile artık tamamında mitoz. Çünkü prokaryotlar bitti. Tamam mıdır? Bu hücre mitoz ile yavru canlı oluşturur. Şimdi bu tanımı nerede okusan artık bunun tomurcuklanarak üreme olduğunu anlarsın. Şimdi burada asıl önemli olan şey kimlerde var? Sünger. Sünger kimdir? Sünger kim? Bitki mi, hayvan mı, mantar mı, kim? Hayvan. Omurgasız hayvan. Nasıl bir hayvan? Bir daha söyle. Omurgasız. Kemiksiz, omurgasız. Omurgasız bir hayvan. Hatta bu en basit hayvan. Omurgasız bir hayvan sünger. Bakın süngere baktığımızda böyle iç boş vazo gibi çok sayıda hücreden oluşmuş böyle bir hayvan. Şimdi bunun üzerinden bir tane tomurcuk çıkıyormuş. Hücre. Neymiş o hücrenin adı? Tek bir hücre tomurcuk. Çıktı ya. Tomurcuk. Adı neymiş? Tomurcuk. Tek bir tane hücre çıktı. Adı tomurcuk. Şimdi bu hücre hangi bölünmeleri geçirecekmiş? Hangi bölünmeleri geçirecek? Mitoz. 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 Mitoz bölünmeler geçirip ana canlının üzerinde yavru bir sünger oluşacak. Yavru. Bu da ana. Bu yavru sünger bu ana canlının üzerinde kalıp birlikte yaşayabilir. Koloni oluşturabilirler. Ayrılıp denizde dibe bağlanıp tek başına da yaşayabilir. Tamam mıdır? Peki süngerden başka kimde var? Sölenterler. Arkadaşlar sölenterler de omurgasız hayvan grubu. Omurgasız hayvanlar grubunda. Yalnız bakın, süngerler grubunda sünger var. Hayvanın adı sünger. Ama sölenterler grubunda kimler var? Deniz anası, hidra ve mercan. Bunlar sölenterler. Bunlarda da tomurcuklanarak üreme oluyor. En çok size bunu hidrada soruyor. Dinle. Hidra, sanki deniz anasının böyle ters dönmüş hali. Böyle uzun uzun tentekülleri var. Tamam mıdır? Şimdi bu yanda bir hücrecik çıkıyor. Neymiş hücreciğin adı? Tomurcuk. Tomurcuk hangi bölünmeyi geçirecek? Mitoz. Mitoz bölünmeyi geçirip
Buradan yavru bir tane hidra oluşturacak. Bu yavru hidra tek başına yaşayabilir, ana canlıya bağlı olarak da ne yapabilir? Yaşayabilir. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki başka bir canlı, bir amayası. Bir amayası kimdir? Bitki mi, mantar mı, hayvan mı? Mantar. Nasıl bir mantar peki? Özel bir durumu var. Bütün mantarlar çok hücreli ama bir amayası tek hücreli. Tek hücreli. Aynen. Tek hücreli mantar bu. Tek hücreli bir mantar. Tamam. Şekli de böyle. Anlaştık mı? Bunun içinde ökaryot çekirdeği var, DNA'sı var. Şimdi dinler miyiz? Burada önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bir amayası üreyeceği zaman bakın ne yapıyor? Çekirdek içindeki DNA'yı eşliyor. Eşledi. Bunu biz de yapıyoruz değil mi? Bölünmelerde. S evresinde çekirdeğin içinde DNA'yı eşliyor. Sonra biz ne yapıyoruz mitozda? Önce çekirdek zarını eritiyoruz. Doğru mu? Profazda. İşleri yapıyoruz, yapıyoruz. Telofazda geri mi oluşturuyoruz? Bunu hatırlaman önemli şimdi. Profazda çekirdek zarını erittik. Sonra telofazda geri yaptık. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada canlı DNA'sını eşledi. Çekirdek zarını eritmiyor. Çekirdek zarını eritmeden çekirdeği sanki sitoplazma bölünüyormuş gibi bölüyor. Tamam mıdır? Bu bölünmenin adı amitoz. O zaman amitoz bölünmenin mitoz bölünmeden farkı. Mitoz bölünmede çekirdek zarı ve çekirdekçik erir. Telofazda tekrardan oluşur ve çekirdek böyle bir bölünmüş olur. Ama amitozda şöyle diyorum. Çekirdek zarı erimeden boğumlanma ile bölünür. Yani nesi farklıymış? Karyokinezi mi farklı? Çekirdek bölünmesi normal mitozdan farklı. O yüzden bu bölünmeye amitoz bölünme diyoruz. Tamam? Sonra bu bir amayasının üzerinden bir tomurcuk oluşuyor. Çekirdeğin biri birinde kalıyor. Birini de o tomurcuğa veriyor. Sonra buradan kesiliyor ve böylelikle yavru bir amayası oluşuyor. Yavru bir amayası anayla kalıp koloni oluşturabilir, tek başına yaşayabilir. Tamam? Ve son tomurcuklanarak üreyen canlı örneğim. Gözyaşı bitkisi. Evet, gözyaşı bitkisine durum ne? Bakın şimdi. Şu. Bakın. Bu gözyaşı bitkisinin yaprağı. Yaprağın kenarında, bakın yaprağın kenarında minik minik her kenarda bak minik minik tomurcuklar var. Tamam? Onlar mitozla çoğalıp bak ana yaprağın aynısını oluşturuyor. Sonra da bu toprağa düşüp çimlenmeye devam ediyor. Tamam mıdır? O zaman şöyle diyorum. Yaprak kenarlarında oluşan küçük tomurcuklar mitoz ile gelişir. Ana yapraktan oluşturur. Oluşan yavru yaprak toprağa düşer ve gelişimine devam eder.
Yani kök oluşur, gövde oluşur. Anlaştık mı? Bu şekilde gelişimine devam eder. Buraya kadar anlamadığınız yer var mı? O zaman tomurcuklanarak üremeyi de anladık. Tomurcuklanarak üreme. Hayvanlarda görülebiliyor muymuş? Evet. Hangi hayvanlarda peki? Omurgasızlarda ama, doğru mu? Peki mantarlar aleminde görülebiliyor muymuş? Evet. Evet, bitkiler aleminde görülebiliyor muymuş? Evet. Çok hücreli bir canlıda tomurcuklanma olabiliyor muymuş? Evet. Tek hücreli bir canlıda tomurcuklanma olabiliyor muymuş? Evet. Evet, işte sana böyle soracak. Sen de o yüzden bu bir amayasının tek hücreli bir mantar olduğunu, süngerin bir omurgası hayvan olduğunu, sünger, sölenter, bir amayası, gözleşi bitkisine tomurcuklanma olabildiğini bilmek zorundasın. Yani bu örnekleri bilmek zorundasınız. Anlaştık mı? Tamam mıdır? Zaten örnekleri çıkarsam eşe süreme diye bir konu yok ki. Yani olayların oluşunu söyleyip geçerdik. O yüzden bu örnek canlıları bilmeniz gerekiyor. Tamam mıdır? Ve üçüncü, eşeysiz üreme şekli. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Tek hücreli canlı olmasının nedeni neydi? Neyin? Çekirdeğinin olmaması mı? Tomurcuklanarak üremenin tek hücreli bir canlıda görülebilme nedeni mi? Hem o hem de tek hücreli sayılmasının nedeni. Kimin? Herhangi bir canlının. tek bir hücreden oluşuyor olabilir mi acaba? Bir tane hücreden oluşuyor. O yüzden tek hücreli diye vuruyoruz. Olabilir miyiz? Bu kayda alanlar bu kısmı kesin lütfen. Melis'ciğim kesip gönderin vallahi öldürmediğiniz. Üçüncü eşeysiz üreme şekli. Sporla üreme. Arkadaşlar spor, önce sporu tanıyalım. Spor bir hücre. En kromozomlu bir hücre. Ama birçok hücreye göre biraz daha dayanıklı. Çünkü üzerinde biraz daha sağlam bir örtü var. Tamam? O yüzden dayanıklı hücrecik deniyor buna genellikle. Dayanıklı hücre olarak biliniyor ve spor ve her zaman en kromozomludur. Tamam mıdır? Şimdi bazı canlılar bu spor dediğimiz hücreyi kullanarak ürüyor. Tamam. Mesela kim o canlı? Şapkalı mantar. Şu şapkalı mantar. Altında bir sürü böyle perde perde yerler vardır. Bunların içinde de spor keseleri bulunuyor. Hocam bir şey soracağım. Tabii ki de. Dayanıklı olmasının sebebi kitinden... Yok, sert bir örtü. Tamam, dayanıklı bir örtü var. Ama kitin değil. Tamam. Çünkü spor dediğimiz mantarda kitin hücre duvarı var ama spordaki o değil. Tamamdır. Şimdi bu spor keseleri uygun ortam bulunca patlıyor. Tamam. Spor keseleri patlıyor. Havaya mantar sporları yayılmaya başlıyor. Bir sürü. Spor en kromozomlu hücreydi. Mantar sporları yayıldı. Şimdi bu sporlar toprağa düşecek. Hangi bölünmeyi geçirecek bir söyle? Mitoz. Mitoz, mayoz geçiremez değil mi? Çünkü en kromozomlu. Mitoz bölünme geçirecek. Mitoz bölünme geçirip her birinden yeni şapkalı mantarlar oluşacak. Peki yeni şapkalı mantarlar en kromozomlu mu, iken kromozomlu mu o zaman? En kromozomlu. En kromozomlu. Aa, şapkalı mantarlar en kromozomluymuş. O zaman şapkalı mantar sporlarını hangi bölünmeyle oluşturuyordur? Mitoz. Mitoz. Peki o sporlar hangi bölünmeyle gelişiyor? Mitoz. Tamam mıdır? Anlaştık mı? O zaman şöyle diyorum. Şapkalı mantar, bak, şapkalı mantar, döngüye bak. Mitoz ile spor oluşturdu. Spor da mitoz ile yeni şapkalı mantar oluşturdu. O zaman kromozomları takip et. En, en, en.
Tamam. Anlaştık mı? Sporlarımı anladık mı? Tamam. O zaman şu döngüyü unutmuyoruz. Bir de not yazayım. Bunun nasıl olduğunu bilmek zorunda değilsiniz ama cümle olarak bilin. Çiçeksiz bitkilerde sporla uğraş. Nasıl ürer onu bilmiyorsunuz. Onunki çok daha enteresan, değişik bir üreme şekli. Eşeğli ve eşeğli üreme birbirini falan takip ediyor. Artık bilmenize gerek yok. Çiçeksiz bitkilerin sporla ürediğini bilin yeter. Tamam mıdır? Siz sporla üreme deyince aklınıza kim gelecek? Şapkalı mantar. Anlaştık mı? Bir amayasına sürüyormuş, o da bir mantar. Tomurcuklanarak. Güzel. Tamam mıdır? İşte bunları soracak tek tek. Anlaştık mı? Bir mola verin, ikinci ders devam edelim. Biraz daha bakayım kameralar. Erdem yayını başlattığına göre geldi. Evet, şimdi arkadaşlar. Dördüncü eşeğsiz üreme şekli. Rejenerasyon ile üreme. Bakın, rejenerasyon ne demek? Kelime anlamı olarak. Yenilenme demek. Peki yenilenme kimlerde olur? Yenilenme kimlerde olur? Deniz yıldızı. Deniz yıldızı. Yenilenme ile üreme değil. Yenilenme kimlerde olur? Kertenkele. Her canlı. Her canlı. Aferin. Biri her canlı dedi. Tamam. Herkes hücre zarının zedelenen kısmını bile onarmıyor mu? Onarıyor. O zaman yenilenme demek rejenerasyon. Her canlıda olur. Ama bazı canlılarda bu yenilenme yeteneği o kadar yüksek ki bu canlılar bunu alamayıp yenileniyorum derken yepyeni bir birey oluşturabilir. Tamam, o zaman bu olayın adı rejenerasyon ile üreme. O zaman bakın şimdi. İlkini yazıyorum. Deniz yıldızı. Deniz yıldızı kimdir? Hayvan. Nasıl bir hayvan? Omurgalı mı, omurgasız mı? Omurgasız. 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 Grubunun adı bilen? Sürüngen. Kız omurgasız. Bilmiyorum. Tamam mıdır? Kuzum derisi dikenli. Tamam mı? Erdem sen ne yapacağını biliyorsun. Tamam mı? Derisi dikenli. Peki planarya kim? Bakın bunları böyle böyle biraz zorluyorum sizi, farkındayım ama bunları yapınca böyle sınıflandırmayı çalışırken bir bakacağız ki aa biz her şeyi biliyoruz sınıflandırmada. Tamam mıdır? O işte o yüzden lazım. Bir de dediğim gibi bu tarz sorular için lazım. Planaryada bir yassıs olacağım. Tamam. Bir de toprak solucanı var. Toprak solucanında bir halkalı solucan. Tamam. Şimdi bu canlılar yenilenme yaparken kopan parçalarını öyle bir yeniliyorlar ki her parçadan bir birey oluşuyor. O yüzden bunlardaki rejenerasyon değil, rejenerasyon ile üreme. Rejenerasyonla üreme bunlarda. Tamam. O zaman şöyle diyorum, bu canlılarda kopan parçalardan yeni bireyler oluşur. Birey sayısı arttığı için bu üremeye girer. Tamam. Hemen bir tane görsel bulalım. En çok size sorduğu, bakın, bu bir planarya. Yassı solucan bunlar. Şimdi bu yassı solucanı ikiye bölmüş. İkiye bölmüş, parçalar şunlar. Her parça kendini yenilemiş, bak pembe kısımlar yeniden yapılan yerler. Tamam mıdır? Her parça kendini yenilemiş ve her parçadan birer tane
planarya oluşmuş. Anlaştık mı? Peki bu oluşumda mitoz var mı? Var. Mitoz bölünme oldu. Peki Ezgi diyorum. Elif. Efendim hocam. Bacağında göz rengi geni var mıydı kuzun bacağındaki DNA'da? Evet vardı hocam ama aktif değildi. Güzel. Şimdi şu kuyruğu mu planaryanın? Değil mi? Evet. Buradaki hücreler Elif, buradaki hücreler mitoz geçirdi mi? Evet geçirdi. Peki bu hücrelerden bazıları göz mü oldu bak? Evet. Demek ki bu kuyruktaki çalışmayan göz genleri çalışmaya mı başladı? Evet. Aa, o zaman burada mitoz bölünme ile birlikte çalışmayan bir gen tekrar çalışmaya başlıyor. Ya da çalışan bir gen aktifliğini kaybediyor. Biz bu olaya ne diyorduk? Yani bu rejenerasyon mu? Bu rejenerasyon üreme bu parçalardan yeni deniz yıldızlarının oluşumu. Farklılaşma. Burası çok evet evet farklılaşma. O zaman mitoz bölünme ile birlikte buralarda hep anlattığım olaylarda farklılaşma var aslında. Burada çok gözümüze böyle soktuğu için burada anlayabildiğimiz için burada söyledim. Tamam? Mitozla birlikte farklılaşma da var. Bunu vejetatif üreme anlatacağım. Orada da çok göreceğiz. Tamam? Farklılaşma neymiş? Gen yapısı değişiyor. Hocam bir daha söyler misiniz? Farklılaşma ile gen yapısı değişiyor mu? Gendeki nükleotit dizilimi değişiyor mu? Hayır. Evet. Hayır, sadece aktif gen bölgeleri çalışıyor. Yani gen işleyişi değişir. Ne oldu? Çalışan bir gen çalışmadı. Ya da çalışmayan bir gen tekrar çalışmaya başladı. Genin yapısı değişmedi. O zaman çok önemli. Gen işleyişi değişti. Genin yapısı değişmedi. Genin yapısı değişince biz olaya mutasyon diyoruz çünkü. Tamam mıdır? Bu çok önemli. Anlaştık mı? Tamam mıdır? Peki şimdi daha gelişmiş bir canlı grubuna bakalım. Kertenkelede kopan kuyruğun yenisi yapılıyor mu? Evet. Peki o kuyruktan bir kertenkele oluşuyor mu? Hayır. O zaman burada birey sayısı arttı mı? Hayır. O yüzden bu rejenerasyonla üreme değil. Sadece rejenerasyon. Tamam mıdır? O zaman kertenkelede kopan kuyruğun yerine yenisi gelir. Ama kopan kuyruktan yeni kertenkele oluşmaz. Bu rejenerasyonla üreme mi? Değil. Hayır, sadece rejenerasyon. Tamam. Yani sorularda bakın rejenerasyonla üreme mi yoksa sadece rejenerasyon mu? Buna dikkat edeceksiniz. Tamam mıdır? Bize en çok böyle düşürmeye çalıştığı nokta bu. Peki daha gelişmiş bize bakalım. İnsan. İnsanda dilin ve karaciğerin yenilenme yeteneği birçok yapıya, organa göre çok yüksek. İnsanda o zaman dil ve karaciğer yıpranan dokularını onarır. Bu da sadece rejenerasyon. Şimdi dikkat edin. Bir şey daha, bir ayrım daha yapalım şimdi. Deniz yıldızı planarya ve toprak solucanında her bir parçadan yeni bir birey mi oluştu? Evet. Yeni bir, o kadar büyük bir rejenerasyon yeteneği var ki kocaman bir sistem, bir organizma oluştu. O yüzden bu canlılarda rejenerasyon sistem boyutunda. Sistem boyutunda.
Peki kertenkeleye geldim. Sadece yerine bir organ mı oluştu? Organ boyutunda. Bizde ise doku boyutunda. O zaman bakın buradan önemli bir cümle çıkıyor. Gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği ne olur? Azalır. Güzel. Gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Buraya kadar sorusu olan var mı? Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Bilmediğim. Tabii ki de. Siz süngerin mesela parçasını koparınca o tekrar yapıyor mu yenisini? Yok. Süngerde rejenerasyonla üreme yok. Tamam. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Evet. Başka sormak istediğiniz? Var mı? Anlamadığınız yer. O zaman başka bir eşesiz üreme şekli. Partenogenez. Hazır mısınız? O zaman yeni bir başlık. 5. Partenogenez ile üreme. Şunların altını şöyle çizelim. Bu altını çizdiklerim, böyle çizdiklerim ana başlık, tamam mı? Tamam. Şu rejenerasyonla üremeyi de çizelim. Bunlar ana başlıklarımız. Geldim partenogeneze. Bakın partenogenezin klasik cümlesi şu. Döllenmeyen hücrenin, yani gametin olabilir bu. Döllenmeyen hücrenin değil de gametin diyeyim. Döllenmeyen gamet en mi? Hangi bölünmeler geçirecek? En olduğuna göre? Mitoz. Mitoz. Mitoz bölünmeler geçirerek yeni birey oluşturması. Bakın, partenogenezin genel cümlesi bu. Yalnız ben size iki tane partenogenez öğreteceğim. Birincisi arılarda. Karıncalarda. Su pirelerinde. Bakın bunlar eklem bacaklı. Eklem bacaklarda olan haploid partenogenezi öğreteceğim önce. Sonra bir de diploid partenogenezi öğreteceğim. Tamam. Şimdi önce arılardan örnek. Şimdi bizim kraliçe arımız var. Kraliçe arı en mi iki en mi? İki en kromozomlu ve dişi. O zaman hangi gonozomlar var bir söyler misin? XX. XX. İki tane değil mi? Çünkü iki en. Doğru mu? Şimdi bu kraliçe arı yumurta oluşturacak. Yumurtalar en mi? Evet. Hangi bölünmeyle oluşacak? İkenden en? Mayoz. Artık bunları sürekli takip edeceksiniz. Kromozom sayısına göre çok rahat çıkarırsınız artık. Mayoz bölünmeyle yumurtalar oluştu. Şimdi bu yumurtalar birbiriyle aynı mı, farklı mı? Aynı. Değil, farklı. Neden farklı Elif? Mayozla bölünmüş. Çünkü mayozla oluştu. Birbirinden farklı bu yumurtalar. Mayozda genetik çeşitlilik vardı. Doğru mu? Tamam mı? Bu mayozla oluşan yumurtalar kraliçe arının isteğine göre bazıları döllenmiyor. Kraliçe arı diyor ki bu yumurtalardan bazılarını diyor mitoz geçirsin ve erkek arı oluştursun diyor. Bakın şimdi. Her kovanda bir tane kraliçe arı vardır. Yaklaşık 400 kadar falan da erkek arı vardır. Erkek arıların tek görevi de kovanda sperm üretmektir. Kraliçe arınınki kovanı yönetiyor, yumurta üretiyor, bunları döllüyor falan. Bizim o dışarıda gördüklerimiz polen toplayan, kovanı temizleyen hepsi işçi arıdır. Tamam mıdır? Şimdi erkek arının sayısı azaldığı zaman kraliçe arı der ki
Bu yumurtalardan bazılarını erkek arı yapayım, mitoza geliştireyim. İşte döllenmeye katılmayan bir gamet. Mitozla yeni bir birey oluşturuyor ya. O yüzden bu olayın adı partenogenez. Bakın, sadece burası partenogenez. Anlaştık mı? Peki, oluşan erkek arı en mi iken mi? En. Erkek arıda hangi gonozom var? X. Y yok ki piyasada. Elif. X mi var? X var sadece. Bak yumurtalar X. O zaman erkek arı da X. Doğru. Aa, o zaman bu canlı türlerinde kromozom sayısına bakarak cinsiyeti anlayabiliriz. Tek bir tane X taşıyanlar, en kromozomlu olanlar erkektir. İki tane X taşıyanlar dişidir. Tamam? Peki bu olay sonucu oluşan erkek arı en kromozomlu değil mi? Birey en kromozomlu. O yüzden bu partenogenezin adı haploid partenogenez. Veya bu olay kraliçe arının isteğine mi bağlı? O yüzden diğer adı da isteğe bağlı partenogenez. Tamam mıdır? Peki erkek arılar İlay birbiriyle aynı mı farklı mı? Farklı. Çünkü yumurtalar mı farklıydı? Evet. O zaman not. Bunun altına. Diyorum ki bir kovandaki erkek arılar birbirinden farklıdır. Çünkü yumurtalar mayozla oluştu. Bunu anlamayan var mı? Buraya kadar anlattıklarımdan anlamayan var mı? O zaman bakın, bu anlattıklarım, burası partenogenez. Partenogenez dediğim olay bu kadar. Ama bu arılarda işçi arı, yeni kraliçe arı nasıl oluşuyor? Orası eşeğli üreme ama burada vereceğim onu da. Tamam? Şimdi erkek arı en kromozomluydu. Hangi gonozomu taşıyordu? X. Kaç tane? Bir tane. Bir tane çünkü en kromozomlu. Peki bu şimdi erkek arı sperm oluşturacak. Spermler de en kromozomlu mu? Evet. O zaman hangi bölünmeyle oluştu? Mitoz. Aa, o zaman ikinci notum. Hemen bunun yanına yazıyorum. İkinci notumu. Diyorum ki bir erkek arının ama bir tane, tamam mı? Bir erkek arının oluşturduğu tüm spermler birbirinin genetik kopyasıdır. Çünkü mitozla oluştu. Bir erkek arının oluşturduğu spermler genetik olarak aynıdır. Çünkü mitoz ile oluşur. Burası tamam mı? Peki bu spermler ne işe yarıyor? Şimdi kraliçe arı bakıyor. Diyor ki bu spermle bu yumurtalardan bazılarını döllendirin. Döllenince iki en kromozomlu XX olan bir zigot oluşuyor. Peki bu zigot dişi mi erkek mi? Dişi. 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 Çünkü iki tane X taşıdı. Kraliçe arı bakıyor kendine, dinliyor bir, aa diyor, gayet sağlıklıyım. Bunları diyor polenle besleyin. Bunlar diyor işçi arı olsun. İşçi arı dişi mi erkek mi o zaman? Erkek. Dişi. 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 Tamam mıdır? İşçi arı dişi. Ama kısır. Çünkü iki en kromozomlu. Evet söyle Elif. Tamam hocam, tamam. Tamam mıdır? Peki kraliçe arı bakıyor ölmek üzere, sıkıntı var. Diyor ki bu zigotu diyor arı sütüyle besleyelim.
bu diyor benim yerime geçecek olan kraliçe arı olsun diyor. Kraliçe arı dişi mi erkek mi? Dişi. Dişi. Ama verimli. Kısır değil. Bakın aynı zigot ama çevre etkisiyle beslenme farklılığına göre ya kısır ya verimli oldu. Yani kısırlı verimlilik geni mi çalıştı ya da çalışmadı. Doğru mu? Neydi bu olayın adı? Gen iş değişimdeki değişim neydi? Hani bir gen çalışıyordu ya da çalışmıyordu. Ne diyorduk o olaya? Rejenerasyonda gördük ya. Hani kuyruk hücresinden göz hücresi oldu. Farklılaşma. Farklılaşma. Yani burada farklılaşma oldu bak. Sizin farklılaşma diye öğrendiğiniz şey aslında modifikasyon. Tamam. Ne oldu burada? Çevre etkisiyle. Şimdi dinle. Gen yapısı mı değişti, gen iş değişimi? Gen iş değişimi. Gen iş değişimi. Gen yapısı değişirse ona mutasyon diyoruz. Gen işleyişi değişti. Tamam mıdır? Peki şu olay, bu olay arılarda partenogenez değil. Bu olay bildiğin eşeyli üreme. Demek ki arılarda partenogenez ile sadece erkek arı oluşurmuş. Diğer erkek arının oluşturduğu spermlerle işçi ya da kraliçe arının oluşumu bildiğin eşeyli üreme. Tamam? Çünkü ne gerçekleşti bak? Döllenme gerçekleşti. Yumurtalar mayozla oluştu. Tamam mı? Var mı anlamadığınız yer? Haploid partenogenez tamam mı? Ben bir iki şey anlamadım şimdi. Bu partenogenez geneze niye haploid dedik? Bir bu. Çünkü oluşan partenogenez sonucu oluşan birey haploid. Ha, tamam. Peki bir İlay de... neden isteğe bağlı dedik? Çünkü kraliçe arı isterse. Güzel. Evet, ikinci sorunu alayım kuzum. Polenle beslediğimiz işçi arı niye kısır? Anlamadım. O da çünkü kraliçe arı bir tek kendi doğurganlık olsun istiyor. Kendine rakip ister mi? İstemez. Bir kovanda bir kraliçe arı vardır. Bir de arılar sosyal gruplar. Aralarında hiyerarşi var. Kimin kimden önce geldiği belli. İş bölümü var, haberleşme var. Bunlar halka dansı yapıyor, sallanma dansı yapıyor. Polen miktarını belirliyor, şunu yapıyor. Kovandakilere haber veriyor. Bildiğin sosyal grup. O yüzden çok önemli. Kraliçe arı olmak önemli. Tamam mıdır? O yüzden kendisi gibi yumurta oluşturan bir birey istemek yerine kısır olsun diyor. Benle aynı ölçüde olamaz diyor. Tamam mı? Yaşam süreleri farklı. Yaşam süreleri farklı olabiliyor. Farklı olabiliyor. Ama kraliçe arınınki genellikle uzun. Bir de kraliçe arı ölmeye yakın yerine kraliçe arı koymazsa bu şekilde kovan dağılır. İşte kovan dağıldı. O kovandaki kraliçe yok. Kovan bitti. O kovandaki arılar etrafa dağılınca başka kovan kolonileri de bunları kabul etmiyor. Bunlar açıkta kalıyor. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki başka sorusu olan? Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Neyse sorusu soracağım. Yok sen sor. Benim biraz şey. Ya biz bunu iki anne polenle besledik iki anne oluştu. Bunun iki anne kısırlık arasında bir etkileşim var mı? Yok. İki anneler dişi. Tamam mıdır? Hocam evet, bir şey doğru mu? Neyi doğru mu? Arılar dünyada olmasaydı dünyada olmazdı tarzı bir şey var ya. Arılar şöyle. Şimdi besin piramidi bizim beslenme piramidimizde değil mi? Besin piramidi çökerse dünya çöktü demektir. Doğru mu? Evet. Şimdi besin piramidinin en tabanında kimler vardı kuzum? Şey, kendi besini kendi üretenler. Yani bitkiler. Doğru mu? Evet. Şimdi bu bitkiler bizim için hem oksijen kaynağı hem de besin kaynağı mı? Evet. Tamam. Şimdi arılar da bu bitkiler arasında tozlaşmayı sağlayan en büyük aracılar. Arılar yok olursa
4 sene sonra dünya yok olur. Çünkü bitkiler tozlaşma kalmayacak ve tabandaki canlı bittiği anda herkes o tabandaki canlıdan beslenmiyor mu? Evet. Heh, o zaman piramit çökecek. Öleceğiz yani, doğru. Tamam. Şimdi bitkiler oksijen kaynağı diyoruz ya, tamam doğru. Bakın oksijeni yapay olarak da suya ayrıştırırsın, bir şey olur, serbest oksijen gazı üretirsin, bunda sorun yok. Ama bizim tükettiğimiz besinleri, asıl organik besinlerin asıl üretici kaynağı bitkiler değil mi? Evet. Tamam, bazı bakteriler, arkeler falan da var ama biz onları besin olarak tüketmiyoruz ki. Biz bunları tüketiyoruz. O yüzden bunlar yok olduğu anda hayat biter, doğru yani. Tabii Einstein'in hesabına göre 4 sene sonra diyor. Belki de o şu anda çok hızlandı, bilmiyoruz. Tamam. Belki arılar yok olursa şu anda 1 sene sonra da hayat bitebilir. O yüzden besin piramidinde canlı türleri var ya, onların mümkün olduğunca azalmaması lazım. O yüzden biz nesli tükenme tehlikesinde olanları koruma altına alıyoruz. Mesela yılan diyor, hepimizin, birçoğumuzun şey, olmasa da olur canım, ne olacak? İşte o öyle değil. Yılan fare yemez. Fare artar. Fare çok artarsa mesela veba salgını, bilmem ne, şu bu. Yani hangi koldan zarar vereceği belli bile değil. Tamam mıdır? Her canlının dünyada, ekosistemde belli bir görevi var ve bu canlılardan azalma olduğunda bütün görev sistemi ne yapabiliyor? Çökebiliyor. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Anlaştık. Buraya kadar var mı anlamadığımız yer? Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Hı-hı. Peki hani bu şey tozlaşmayla üremeyen, yani tozlaşmayla, evet, çiçekli olmayan bitkilerde eşeyle üreme. Aynen. İşte onlarda arı bir işe yaramıyor. Yok, yarıyor. Tozlaşmada işte. Ama tozlaşma... Polenleri taşıyor işte. Çiçeksiz bitkilerde... Ha, çiçeksiz bitkilerde yaramıyor. Onlarda rüzgarla tozlaşma var. Yine tozlaşma var ama. Var. Ha yok, çiçeksiz bitkilerde yok, pardon. Çiçeksiz bitkiler açık tohumlu çam diye düşündüm. Onlar çiçekli bitki çamlar. Ama gerçek çiçekleri yok. Onlarda rüzgarla tozlaşma oluyor. Ama çiçeksiz bitkilerin karayosuna, eğrel totunda tozlaşma yok. Çünkü polen yok. Onlar sporla yürüyor. Ha, tamam. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki. Bu haploid partenogenezdi. Şimdi dedim ki size, bir de diploid partenogenez söyleyeceğim size dedim. Hemen onu da söylüyorum. Bazı sürüngen ve kurbağa türlerinde. Bazı sürüngen ve kurbağa türlerinde diploid partenogenez olur. Peki İlay, yukarıdakine neden haploid partenogenez demiştik? Çünkü haploidti. Oluşan birey. Demek ki burada oluşan birey ne olacak? Diploid. Diploid olacak. Tamam mıdır? Gülme kuzum, bu çok önemli bir soruydu. Vallahi. Evet. Şimdi bazı sürüngen türlerinde, mesela örnek bir sürüngen türü Komodo ejderi. Bakın, Komodo ejderi türünde diploid partenogenezde üreme oluyor. Ve bu üreme şekli tercihe bağlı değil, zorunlu. O yüzden buna zorunlu partenogenez deniyor. Peki bu ejder türünde nasıl bir üreme şekli var? Tamam, şöyle. Şimdi iken kromozomlu yumurta ana hücresi. Bu dişlerin ürettiği bir hücre, doğru mu? Yumurta dediğime göre. Şimdi bu mayoz bölünme geçiriyor. Bundaki gonozomlar XX. Önce mayoz 1 geçiriyor. 2 tane hücre oluşuyor, NN. Sonra mayoz 2 geçiriyor. 4 tane hücre oluşuyor. Tamam? Yalnız hücrelerden 3 tanesi küçük, 1 tanesi büyük. Büyük olan yumurta. Tıpkı insanlardaki gibi. Geleceğiz buna. Bunun sebeplerine geleceğiz insanda üremede. Bu küçük olanlar da kutup hücresi. Bunlar erir. Tamam mıdır? Bunlar niye oluştu, niye eriyor? Şimdi bunlar oluşurken bunlar
fedakarlık yapıp diyorlar ki biz sitoplazmayı az alalım. Sitoplazmanın çoğu yumurtaya kalsın. Çünkü bu döllenince ana rahmine yerleşene kadar ne yapacak diyor? Kendi besininden kullanmak zorunda. Tamam mıdır? İnsanlarda o yüzden bir tane yumurta oluşur dişide, o da büyük olandır. Şimdi burada dikkat edin. Komodo ejderinde de bir tane yumurta oluşuyor. Gerisi kutup hücreleri. Bu hücrelerin gonozomları XX, doğru mu? Şimdi buraya herkes buraya bakar mı? Herkes bir buraya baksın. Şimdi bu diploid, Elif buraya bak kuzum. Şimdi bu diploid partenogenez burada başlıyor. Şimdi yumurtanın bir özelliği vardı, hatırlıyor musunuz? İğne batırıp çıkarıyorduk, hızlı hızlı mitoza başlıyordu. Hatırladık mı? Hatta kuzu Dolly'yi kopyalarken de o yüzden yumurta hücresi mi seçmiştik? Değil mi? Ondan çekirdeği çıkarıp vücut hücresinin çekirdeğini koyunca bir şey girdi çıktı sanıp hızlı hızlı mitoza başlıyordu. Burada da erimesi gereken kutup hücrelerinden bir tanesi yumurtayla kaynaşıyor. Ve XX gonozom, çünkü kutup hücresinin gonozomu da kromozomları da yumurtaya aktarıldı. Ve iken kromozomlu XX bir hücre mi oluştu? Peki bu yumurtaya şimdi kutup hücresinin kromozomları mı girdi? O zaman bu hızlı hızlı mitoza mı başlayacak? Mitoza başlayıp bir birey oluşturacak. Birey en mi iken mi? İken. Dişi mi? Dişi. Aa, o zaman bu komodo ejderi türünde hiç erkek birey yok. Hepsi dişidir. Diploid partenogenezle üreyen türlerde erkek birey bulunmaz. Hepsi dişi bireydir. Ve bu şekilde ürerler. Tamam mıdır? Anlaştık mı? O zaman zorunlu partenogenezdir. Oluşan bireyken olduğu için diploid partenogenez adını alır. Bu türlerin erkek bireyi yok. Bu türlerde erkek birey yok. Tamam mıdır? Anladınız mı? Efendim kuzum? Kurbağalarda da mı erkek yok? Bazı kurbağa türlerinde ama. Hepsinde değil bakın. Bazı türlerde. Çünkü sürüngen ve kurbağa türü dediğim anda bunlar kurbağa ve sürüngen birer sınıf. İçinde milyonlarca tür var. Bu bazı türlerde aynı. Tamam. Diploid partenogenez yapan herkes de aynı. Söyleyin. Bu eşeyli ürümeme sayılır, eşeysiz mi? Eşeysiz çünkü döllenme yok. Şu olay sperm tarafından döllenme değil. Sadece iki hücrenin kaynaşması. Tamam mı kuzu? Ben bir şey söyledim mi? Tamam. Tabii. Hocam, teşekkür ederim. Ana hücrenin aynısı olmuyor ama değil mi? Tabii ki de olmuyor. Çünkü ana hücreden yumurta mayoz oluştu. Tıpkı arılardaki gibi. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Var mı buraya kadar sorun? O zaman son eşeysiz üreme şeklim. Vejetatif üreme. Bu kaçıncı sayfamdı? Bu iki. Evet, üçüncü sayfa. Altıncı üreme şekli. Eşeysiz üreme son. Vejetatif üreme. Şimdi hayvanlarda kopan parçalardan yeni canlı oluşunca biz buna nasıl üreme diyorduk? Rejenerasyon üreme. Vejetatif üremede bitkilerdeki rejenerasyonla üremenin karşılığı. Tamam? O zaman şöyle diyorum. Bitkinin kopan vücut parçalarının mitoz ile yeni bitki oluşturması. Tamam. Tabii bu vücut parçalarının illa kopması falan gerekmiyor. Şimdi bunun çeşitleri. Bu ana başlığım. Hemen ana başlığı çiziyordum. Aynısıyla çizeyim. Bu vejetatif üreme ana başlık. Şimdi bunun alt başlıkları var. İlki. Çelikle üreme.
Şimdi senin bir tane asma bitkin var diyelim, tamam mıdır? Çok kaliteli üzüm veriyor. Yani ince kabuklu, sulu üzüm veriyor. Senin de şarap fabrikan var. Şimdi bütün asmalarının aynı kalitede olmasını istersin. Doğru mu? Şimdi asma bitkisi çiçekli bir bitki. Tozlaşma da yapabilir. Eşeğli üreme de yapabilir. Ama bu eşeğli üreme sonucu oluşan yavru ana canlıyla aynı kalitede olacağının garantisi yok. Çeşitlilik oluşuyor çünkü. Ama ben bunu eşeğsiz üretirsem o zaman ne olur? Ana canlıyla yavru genetik olarak aynı olur. O yüzden ne yapıyorum bak? Asma dalından, o verimli asma dalından bir dal alıyorum. Asma bitkisinden bir dal alıyorum. Dinle. Dalı aldım. Bu asma dalı. Bu asma dalını kopardım ya. Bu dala çelik adı veriliyor. Tamam? Bu dalı alıyorum. Toprağa yatay koyup burasından toprakla kapatıyorum. Bakın toprağa dik de sokabilirdik bunu. Tamam mıdır? Böyle dik de koyabilirdik. Bunu toprakla kapattığım yerden buradaki hücreler mitozin yeni kökleri, yeni dalları ve yeni yaprakları oluşturuyor. Bakın aynı genetik özelliklere sahip yeni bir asma bitkisi daha ürettim. İşte bu çelikle üreme. Peki burada asma dalında mitoz bölünme oldu, doğru mu? Peki asma dalındaki hücrelerde klorofil geni var mıydı? Vardı bence. Ama? Ama? Aktif değildi. Aktif değildi. Şimdi bu hücrelerin mitozuyla oluşan yeni hücrelerden bazıları yaprak mı oldu? Evet. Yani o bazı hücrelerde, oluşan bazı hücrelerde klorofil geni yeniden aktifleşti mi? Bu olaya ne diyorduk? Farklılaşma. Farklılaşma. O zaman bakın, mitoz artı farklılaşma. Farklılaşma her yerde var. Tamam mıdır? Ben sürekli gözünüze sokuyorum ki böyle tekrar olsun. Yavaş yavaş verdiğiniz doğru cevaplar artmaya başlıyor çünkü. O zaman çelikle üreme için şöyle diyebilirim. Asma, gül, söğüt gibi bir sürü bitki sayabilirsiniz. Söğüt gibi bitkilerden alınan dal parçalarının çimlendirilmesiyle olur. Hatta böyle sevdiğimiz bir yere gideriz, böyle menekşe vardır, şeyi güzeldir rengi. Hemen ondan bir yaprak koparırız. Eve geliriz, onu toprağa sokabiliriz. İşte bu bile çelikle üreme. Tamam mıdır? Tabii bunu garantilemek için biz bazen ne yapıyoruz? O yaprağı suya koyup köklendirip ondan sonra dikiyoruz. Tamam mıdır? Bu da olayı garantileme adı altına yapılan bir olay. Anlaştık mı? Peki, ikinci vejetatif üreme şekli. Yumru ve soğanla üreme. Şimdi bazı bitkilerin yumrumsu ve soğansı toprak altı kısımları vardır. Tamam. Mesela bakın. Şurada. Burada eşeğsiz üreme ile ilgili bir şekil. Şu şekil var ya. Bunu nereye dahil edeceğiz? Çelikli üremeye. Tamam mıdır? Bu şekil aklınızı karıştırmasın. Diğer şekillere bakalım. Şu kim? Bir patates. Şu soğanlı bir bitki. Lale olabilir, sümbül olabilir. Şu anda tam anlamıyoruz. Tamam mıdır? Bu da soğansı yapılar. Bunlar soğansı yapı. Patates gibidekiler yumrumsu yapı. Tamam. Bu yapılar şimdi hangi bölünmeyi geçirecek? Mitoz. Mitoz ile yeni bitki mi oluşturacak? Evet. Güzel. Peki Melis, o zaman bu patatesin hücrelerinde klorofil geni var mıydı? Vardı. Ama? Ama aktif değildi. Yani şimdi bu patatesten ya yeşil yeşil yapraklar oluşuyorsa klorofil geni ne oldu? Aktifleşti.
Aktifleşti. Doğru mudur? Ben diyorum ki Melis ne düşünüyor? Donmuş meğersem orada. Aktifleşti. Tamam mıdır? Peki o zaman bu patateste hangi plastik çoktu? Renksiz olan? Kromoplast. Renksiz kız. Lökoplast. Şimdi yeşerdi. Yeşerdi. Yeşile döndü. Kloroplasta dönüştü. Tamam mıdır? O zaman yumru ve soğanlı üremeye. Evet, örnek bitkilerimi, canlılarımı ver. Patates, soğanı ben yazayım. Başka? Kim? Elif? Taze sarımsak. Havuç olur mu? Sarımsak. Sarımsak. Başka? Lale. Ama taze dikkat lale. Edin. Başka? Lale. Başka? Havuç. Ne? Lale. Ha, lale. Nane dediniz sandım da Allah düşüp bayılacağım. Lale. Havuç. Başka? Kök bitki mi işte? Evet evet. Kök. Hadi. Bitkiler. Evet evet kök bitkiler yediğimiz. Kök başka ne var? Yer elması falan mı? Yani yer elması. Ne? Bir şey var. Kereviz mi hocam? Bir şey vardı. Kereviz, pancar. Aynen. Başka? Hocam turp. Turp mu? Turp turp. Evet. Başka? Bakın burası genel kültür, tamam mı? Bu konu olarak dinlemeyin bunu. Bunlar önemli. Sonra gidip garip garip şeyler söylüyorsunuz. Pancar, turp, kereviz, başka yemediklerimiz ama etrafımızda böyle güzel güzel duranlar. Tarih dersinde de işliyorsunuz. Evet. Onu alıp çalmışlar, götürmüşler. Gerçi lale yazdık. Lale. Evet. Lale. Başka laleden örnek gel. Laleye benzer. Zambak. Papatya olabilir mi? Nergis, olmaz papatya. Nergis, sümbül, bunların kökleri, çiğdem, bunların kökleri hep yumrumsudur, soğansıdır. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Nergis'in de hep böyle soğansı soğansıdır. Zaten o yüzden belli, yılın belli kısa zamanda oluşup geri yok olur. Söyle. Nergis suda olan değil miydi? O nilüfer kuzum bir tane. Nergis ne? Bu sarı sarı satıyorlar ya. O. Öbür senin dediğin nilüfer. Tamam mıdır? Tamam. Anlaştık mı? O zaman yumru ve soğanla üreme bu. Peki başka bir vejetatif üreme şekli. Sürnücü gövde. Kim? Bir tane. Çilek. Ha, tam yazıyordum onu oraya yanlışlıkla. Güzel oldu. Sürnücü gövde. Çilek. Şimdi bakın kavunun, karpuzun da gövdesi yerde sürünüyor ama orada meyve ağır olduğu için sürünüyor. Tamam mı? Bunun gövdesi özel. Şöyle özel. Hemen bekleyin bir. Bakın. Burada gittin pazardan bir çilek fidesi aldın. Bu ana bitki. Bunun kökleri, gövdesi. Normalde bitkilerin gövdesi yer çekimine zıt yönde yukarı doğru uzar. Doğru mu? Bunun gövdesi toprakta yatay yönde uzuyor. Hatta bu gövdeye özel olarak stolon gövde deniyor. Stolon gövde. Bunu bileceksiniz. Bu stolon gövde ismini bileceksiniz. Yatay uzayan gövde. Yatay uzadı. Şimdi yatay uzadı. Ve uzadığı belli yerlerden bak kök saldı ve yeni bitki oluşturdu. Buradan da böyle gövdeler uzayacak, kök salacak, yeni bitkiler oluşturacak. Biz bu üreme şekline de sürünücü gövde diyoruz. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Peki başka bir tane. Rizom ile üreme. Muz, yediğimiz muz gerçek muz muydu? Değil mi? Gerçek muz çekirdekliydi. Sevmezdik zaten. Doğru mu? Gerçek evet. Muz değildi. Hangi yöntemle çekirdeksiz yaptık biz onu? Hangi modern biyoteknolojik yöntemle? Poliploidi. Güzel. Tamam mıdır? Evet. Anlaştık mı? Melis ne dedin? Evet.
Ne dedin kuzu? Bir harf karışıklığı oldu. Harf karışıklığı. Poliploidi, tamam mı? Şimdi yalnız bizim bu poliploid yöntemle ürettiğimiz muzları da üretebiliyoruz, ağaçları. Nasıl? Şimdi bu muz ağacı, bunlar da muz ağacının kökleri. Köklerden başka toprağın dibinde böyle uzantılar oluşur. Böyle uzantılar oluşur. Tamam. Bu uzantıların özel adı rizom. Bu uzantılar üreticiler tarafından toplanır. Belli mevsimlerde toprağın altından alınır. Nasıl demin asma dalını böyle toprağa yatay koymuştum? Bu rizom da toprağa yatay konur. Buradan mitoz bölünmeyle yeni muz ağacı oluşur. Buna rizom ile üreme deniyor. Muz, zencefil, ayrık otu. En çok bu üç bitkide yapılır bu. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Rizom, uzantı. Tamam. Şu rizom mitoz ile gelişti ve yeni muz ağaçlarını oluşturdu. Anlaştık? Peki. Geldim başka bir vejetatif üreme şekline. Daldırma yöntemi. Şimdi hemen bir görsel yükleyelim. Bakın. Şu ana bitki. Ana bitkiden bir dal, bakın koparılmamış, çelikle üremede dal parçasını koparıyordum, toprağa sokuyordum, yatay yönde ekiyordum. Burada koparmadan dalı ne yaptık? Toprağa belli yerinden gömdük, ucunu dışarı çıkardık. Buradan mitoz ve yeni bitki oluştu. Bak yeni, gördün mü, yavrular oluşuyor yanında. Bu daldırma yöntemi. O zaman daldırma yönteminde şöyle bir cümle kuruyorum. Dal ana bitkiden koparılmadan toprağa sokulur, ucu dışarıda bırakılır. O uç fotosentez yapsın diye. Tamam? Ve topraktaki kısımdan mitoz ile yeni bitkiler oluşur. Bu daldırma yöntemi. Anlaştık mı? Peki başka bir tanesi. Doku kültürü. Doku kültürü de şu. Hemen görselini yükleyince zaten anlayacağız. Aa, bakın laboratuvar eldiven meldiven var, gördünüz mü? Demek ki bunu bağda bahçede yapmıyoruz. Bu laboratuvarlarda yapılıyor. Mesela senin bir bitkin var diyelim. Bir bitkin var. Bu bitki zor yetişen bir bitki ya da nesli tükenmekte olan bir bitki. Bu bitkiden şuraya ana bitki diyelim. Bir saniye. Allah'ım. Başaracağım yazmayı, durun. Heh, siyah kalemi aldım. Şimdi bu ana bitki. Ana bitkiden bir doku parçası alınıyor. Bir hücre kümesi. Tamam mıdır? Hücre kümesi alındı. Şimdi bu hücre kümesinde kök gövde gibi bir farklılaşma var mı şu anda? Yok. Değil mi? Daha kök gövde görmüyorsunuz. Bir hücre topluluğu. Buna kallus adı veriliyor. Sonra bu kallusu alıp laboratuvar şartlarında kaba koyuyoruz. Uygun besin monomerleri var. Şeyler var. Mineraller, şunlar bunlar var. Işık da alıyor. Ama bir de bunun gelişmesi için gerekli oksin, sitokinin gibi hormonlar var.
bu hormonları da koyuyoruz. Yani tamamıyla maksimum şekilde destekliyoruz bitkiyi. Bunları da koyunca bak yeni bitki oluşuyor. Bu doku kültürü. Hatta oksin bölü sitokinin oranının farklılıkları bir kök bir de gövde gelişimini teşvik ediyor. Ama siz bunları ezberlemeyeceksiniz tabii. Tamam? Sorularda size bakın 3 tane kap çizecek. Bu kallusları içine koyacak. Sonra diyecek ki işte oksin bölü sitokinin büyük bir diyecek ki kök gelişimi, köklerin oluştuğunu gördün. Diyecek ki oksin bölü sitokinin büyük bir olunca kök gelişir. Şekle bakacaksın. Aa evet kök gelişmiş diyeceksin. Böyle sorular var. Tamam mıdır? Ve son eşeğsiz üreme şeklim, vejetatif üreme şeklim aşılama. Arkadaşlar zamanımız bitti. Sizin benden sonra dersiniz yok değil mi? Molaya giriyorsunuz doğru mu? Tamam. Şimdi aşılamayı da anlatayım öyle bitireyim. Ders en azından ünite bitsin. Tamam mı? Şimdi aşılamaya baktığımızda dinle. Aşılama için hemen bir görsel yükleyelim. Bakın. Şimdi aşılamada olay şu. Aşılama gerçekte eşeğsiz üreme değil de gençleştirme için hassas bitkileri korumak amaçlı yapılıyor. Şimdi şu. Bakın. Ana dal. Ana bitki. Burada kesit olarak anlatmış. Ben size şimdi birazdan büyük şekilde çizeceğim. Ana bitkinin üzerine şu parçaları bak. Ana bitkiyi ayırmış. Dalları ayırmış. Bu parçalara eklemiş. Eklenen parçaya aşı deniyor. Aşı hassas parçadır. Anaç bitkide dayanıklıdır. Hem hassas parça bu ana bitkinin üzerinden su ve mineral alıp toprağa falan değmeden rahatlıkla yaşayabiliyor, büyüyebiliyor. Ana bitki de metabolizması hızlanıyor. Böylelikle gençleşiyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane yeşil elma ağacı var diyelim. Bahçenizde. Ne renk elmalar çıkacak bundan? Yeşil. Güzel. Yeşil elmalar çıkacak ama burası çok önemli. Şimdi bu sorular vallahi dalga geçmek için sormuyorum. Şimdi birazdan önemli olacak da bu o yüzden soruyorum. Tamam mı? Hani bazen böyle çok salakça soruyormuşum gibi oluyor ama vallahi mantıklı soruyorum. Şimdi buradan yeşil elmalar çıkacak. Ha? Estağfurullah hocam. Hiç öyle düşünmüyorum. Yok valla yok yok. Şimdi bu anaç bitki. Tamam. Yeşil elma ağacı ne renk elma çıkar diyor. Bu mantıklı bir soru mu? Değil tabii ki de. Ama başka bir yere basacağım da o yüzden birazdan. Birazdan demek şimdi bu çıkmayacak. Ha? Aynen. Dur şimdi ama. Bu anaç bitki. Tamam. Şimdi bu dayanıklı. Bir de senin bahçende kırmızı elma var ama dayanıksız bir bitki. Şimdi bu anaç bitkinin üzerinden gövdesinden bir delik açıyorsun. Bu bitkinin odun borlarına kadar. Odun borlarından su ve mineral geçiyordu. O deliği açıp o deliğe kırmızı elma dalını sokuyorsun ve bunu sargı beziyle sarıyorsun. Bu da aşı. Tamam. Böylelikle aşıyı korudun bak. Hem toprağa temas etmedi. Böylelikle güvenli bir başka bitkinin üzerinden su ve mineral aldı. Hem de bu anaç bitkinin de metabolizması hızlandı, gençleşti. Sonra buradan bu dallar uzuyor. Bu dallar bildiğin bu elma dalı sanki bu ağacın dalıymış gibi uzuyor. Üzerinde hangi renk elmalar olacak? Kırmızı. Aa, o zaman bak bu görsel olarak zaten çok müthiş bir olaydır. Bir ağacın üzerinde hem kırmızı hem yeşil elmalar karışık olarak görünür. Tamam. Bakın bu yöntemle kırmızı ve yeşil elmadan bambaşka bir elma türü elde ettim gibi şeyler yok. Tamam mı? O biyoteknoloji. Burada bildiğin çiftlikte yaptım bunu. Ayrıca şu işe de yarayabilir aşılama. Mesela biyoteknolojide bir tane örnek vermiştim. İnce kabuklu bir erik ama tadı kötü. Bir de kalın kabuklu erik ama tadı güzel. Bunları hangi biyoteknolojik yöntemle ne yapmıştık biz? Hangi modern biyoteknolojik yöntemde bu? Çaprazlamıştık. Hatırlayan melezleme. Bu melezleme örneğiydi. Tamam mıdır? Şimdi sen burada modern olarak melezledin. Bakın klasikte çiftlikte ne yapabiliriz? Şimdi burada iki elma ağacı vardır.
Ama biri tatlı, biri acı, işte onun deminki verdiğim örnek. Budala buraya ekleyip çiçekleri yaklaştırıp tozlaşma ihtimalini artırabilir miyiz? Bu sayede hem işte ince kabuklu hem de tadı güzel erik ya da elma tohumunu elde etme olasılığım ne olur? Artar. Aşılama bu işe de yarayabilir. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Var mı anlamadığınız yer? Güzel. O zaman haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 5 dakikanızı yedim, helal edin. Hadi bay bay. Erda.